tam bir ahlak savunucusu. İnandığı değerler ve düşünceleri uğruna ölümü dahi göz alabilen. Yunan felsefesinin kurucu babası Sokrates, M.Ö. 469 yılında dünyaya geldi. Babası bir heykeltıraş, annesi bir ebeydi. Kısantipi ile evliliğinden üç erkek çocuğu dünyaya geldi. Sokrates hayatı boyunca yazının sözdeki anlamını bozduğu gerekçesiyle hiçbir yazılı metin belgelememiştir. Onun hakkında bilinen her şey öğrencileri Platon, Ksenefon, çağdaşı Aristofanes ve Platon'un öğrencisi Aristoteles tarafından sağlanmıştır. Bu bilgilerin de çoğunu Platon kaynaklıdır. Platon, hocası Sokrates'in metodunu benimseyerek diyaloglar halinde metinler yazmıştır. Metinlerin baş kahramanı Sokrates'tir. Sokrates, insanların ruh ve bedenden meydana geldiğini, insanı belirleyen asıl şeyin ruhları olduğunu ve erdemli yaşamak için ruhların düzeltilmesi gerektiğini düşünüyordu. Ona göre insanların varoluş sebebi ruhlarıyla yaşayarak erdemli bir hayat sürmesidir. Bu da huzuru ve memnuniyeti beraberinde getirecektir. Ruhu değil de bedeniyle yaşayan insanlardan ise zevk, sefa, şöhret peşinde koşan, ruhuna ve manevi değerlere dikkat etmeden bedenlerinin arzularıyla sürüklenen, hayatlarını sorgulamayan, hayatlarını aslında değersiz şeylere adayan Dolayısıyla değersiz şeyler tarafından yönetilen olarak bahseder. Sokrates'e göre bu mutsuzluk ve insan için felakettir. Peki erdem nedir? Erdem adalettir. Haklıyı haksızdan ayırt etmektir. Ama hakkı bilmek gerekir. Hak edene hak ettiğini vermektir. Ama hak edileni, hak edeni bilmek gerekir. Ölçülülüktür. Her eylemi gerekli miktarda gerçekleştirmektir ama gerekli miktarı bilmek gerekir. Cesaretli olmaktır. Ama neyden korkup neyden korkulmayacağını bilmek gerekir. Burada bahsetmediğim dürüstlük, çalışkanlık ve benzeri birçok erdemli davranışta aslında bilmek gerekir. Sokrates'e göre hayatın amacı erdemli yaşamak, erdemin kaynağı ise bilmektir. Kendini bilmek, nesnelerin ve davranışların doğasını bilmek. Sokrates de Delphi tapınağı girişinde yazan meşhur sözü gibi önce kendini bilmeye çalıştı. Sonrasında ise başkalarını bilgilendirmek için uğraştı. O Atinalı halka hayatın gerçek amacını düşünmeyi ve bilgiyi öğretmeye çalıştı. Özellikle bir konuda çok bilgili, uzman olarak tanınan insanlara uyguladığı çürütme metoduyla Uzman oldukları sandıkları konular hakkında sürekli sorular sorarak onların bilgi olmadıklarını kavrar. Onlar aslında bilmedikleri şeyleri bildiklerini sanıyorlar. Ve bilmediği şeylerin neler olduğunu farkında değillerdi. Sokrates'i ayıran çizgi tam da burada belli oluyordu. O bilmediğini biliyordu. Bu da onu diğer insanlardan daha bilgi yapıyordu. Burada onun meşhur sözü aklımıza geliyor hemen bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Nitekim M.Ö. 399 yılında Sokrates'in sorgulamasından, ideolojisinden, eleştirilerinden rahatsız olan güçlü insanlar onu gençlerin beyinlerini yozlaştırmak, Atina tanrılarını reddedip sahte tanrılara tapınmak gibi mesnetsiz uydurma suçlamalarıyla yargılanmasına neden oldular. Savunmasında hiçbir suçlamayı reddetmekle uğraşmadı kendi doğru bildiğini söylemeye devam etti. Duruşma sonunda yüzlerce Atinalı erkekten oluşan jüri tarafından suçlu bulundu. Atina geleneklerine göre suçlu kendi cezasını önerebiliyordu. Sokrates de örneğin sürgünde yaşamak için izin isteyebilirdi. Zaten asıl amaç onu idam etmek değildi. Korkutup sindirmek, hayatta kalmak için yalvartmak, küçük düşürmekti belki de. Fakat o düşüncelerinin sonuçlarına razıydı. Sokrates ceza olarak alay edercesine bedava yiyecek ve barınma istedi. Jüri üyeleri onu teklifini reddederek baldıran zehriyle idam edilmesine karar verdi. Sevenleri, öğrencileri tarafından kaçırılmak istense de Sokrates yasalara uygun olmayacağını belirterek kaçmayı dahi reddetti. Evet, dünyadan bir Sokrates geçti. Kendisinden geriye fikirleri kaldı. Fikirlerin ne kadar uygulanabilir bilemem. Ama eğer toplumlar tarafından benimsenip uygulanabilseydi dünya şu anda bambaşka bir yer olurdu. Daha fazla video için abone olup takipte kalın.